Evrende yalnız mıyız? Yaşanabilir başka gezegenler var mı? Bu ve bunun gibi sorular yüzyıllardır insanoğlunun zihnini meşgul ediyor ve etmeye devam edecek. Son birkaç yüzyılda teknolojinin üstel bir şekilde gelişmesiyle bu sorular üzerine daha çok duruluyor ve cevapları için daha çok çaba harcanıyor. Henüz üzerinde yaşadığımız dünyamız bile bilinmeyen gizemlerle doluyken insanlığın gökyüzü macerası gerçekten çok büyük bir iş. Henüz daha yolun çok başındayız. Samanyolu ya da Farsçadan dilimize geçen ismiyle Kehkeşan. Samanyolu galaksisi çubuklu, sarmal bir gökadadır. 170 bin ila 200 bin ışık yılı arasında görünür çapa sahiptir. 100 ila 400 milyar arasında yıldız ve en azından bu kadar gezegen içerdiği tahmin ediliyor. Tabii ki galaksimizdeki gezegen ve yıldız sayılarının bu kadar belirsiz olması onları saymanın çok zor olmasından kaynaklanıyor. Teleskoplar yalnızca galaksinizdeki en parlak yıldızları görüyor ve yıldızlardan birçoğu uzay boşluğundaki gaz ve tozla gizleniyor. Bu da bizim onları tespit etmemizi engelliyor. Evrende sabit hiçbir nokta yoktur. Yani atomlardan büyük galaksilere kadar her şey hareket halindedir. Bu hareket ister mikroskobik boyutta olsun, ister makroskobik boyutta. Dünyamız Güneş etrafında, Güneş Samanyolu etrafında, Samanyolu yerel grubun bir parçası olarak hareket ediyor. Yerel grup, bizim gök adamız olan Samanyolu'nu da kapsayan gök adalar grubuna verilen isimdir. Samanyolu'nun hareketinin hızı, bilim insanlarının hesaplamalarına göre saniyede 600 kilometre. Bu da saatte 2,2 milyon kilometre yapar. Bu tür yüksek hızlar insan zihnini şaşırtıyor ve daha düşük düzeydeki karasal hızlarımıza ezici bir üstünlük gösteriyor. Dünyamızın içinde bulunduğu Güneş sistemi, galaksimizin merkezinden yaklaşık 27 bin ışık yılı uzaklıktaki Orion kolunda bulunuyor. Samanyolu gökadası, Andromeda galaksisinden sonra yerel grup içerisindeki en büyük ikinci gökadadır. Galaksimizin kütlesinin, Güneş'in kütlesinin yaklaşık 890 milyar katı olduğu düşünülüyor. Tabii ki eldeki bu veriler, galaksimizdeki yıldız ve gezegen sayıları gibi kesin değildir. Bunun yanında, galaksimizin merkezinde 4 milyon güneş ağırlığında devasa bir kara delik olduğu düşünülüyor. Bilim adamları onun orada olduğunu biliyorlar. Çünkü Samanyolu'nun merkezindeki yıldızların izledikleri yolları görüyorlar ve görülemeyen süper kütleli bir nesnenin yörüngesinde döndüklerini tespit edebiliyorlar. Bilim insanları evrenin 13,7 milyar yaşında olduğunu, Samanyolu'nun ise yaklaşık 13,6 milyar yaşında olduğunu tahmin ediyor. Yani galaksimiz neredeyse evrenin kendisi kadar yaşlıdır. Şu anda Samanyolu'nun yukarıdan fotoğrafını çekemiyoruz. Bunun nedeni galaktik merkezden 27 bin ışık yılı uzakta olmamızdır. Ancak olduğumuz yerden bakış açımızın müsaade ettiği kadarını gözlemleyebiliyoruz. Bir başka sarmal gökada olan Andromeda ve Samanyolu galaksimiz saniyede yaklaşık 120 km hızla birbirine doğru ilerliyor ve 4 milyar yıl içinde çarpışacakları tahmin ediliyor. Son yıllarda yapılan araştırmalara göre galaksimizde 11 milyar ile 40 milyar arasında dünya benzeri gezegen olabileceği öngörülüyor. Araştırmacıların kendi yıldızımıza benzeyen 42 bin yıldız üzerinde yaptığı çalışmalara göre dünya üzerindeki yaşamı destekleyecek 603 dünya dışı gezegen tespit ettiler ve bunlardan 10 tanesi dünya dışı yaşamı desteklediği düşünülen en güçlü adaylar. Bir videonun daha sonuna geldik. Sizlere genel olarak Samanyolu galaksisinin özelliklerinden bahsetmeye çalıştım. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın.